Bugün de size kar küreşi yapmayı göstereceğim. Elinizde bulunması gereken malzemeler şöyle bir gliserin. Ama gliserini her zaman insanlar kullanmıyor. Bebe yağıyla da kullanarak yapanlar var, glisersiz olarak. Ama benim elimde mevcut olduğu için gliserini kullanacağım. Sonra Hindistan cevizi, böyle kar görünümü vermesi açısından gerekiyor. Şöyle bir yaldızım var arkadaşlar, kırmızı yaldızım. Şöyle içine koyacağım objeler. Şunlar hazır. Şunu hediye paketi olarak ben yapmaya çalıştım ama ne kadar başarılı oldum bilemem. Şöyle objeler lazım. Ayrıca şu şekilde kar taneleri, yani silikonun yapıştığı yerleri kapatmak amacıyla şöyle strafor, iri taneli strafor lazım. Mesela ben burada parçaladım bunları. Silikonu üstüne koyacağım ve silikonun o çirkin görüntüsünü kapatacak. Sonra arkadaşlar şöyle düz strafordan bir taban yaptım. Kapağın şöyle iç kısmına yapıştıracağız. Kenarlarını kapağa engel olmayacak, kapanmasına engel olmayacak şekilde şu şeylerle, köpüklerle dolduracağım ve objeleri bunun üstüne koyup şu şekilde şişenin içine bunu böyle monte edeceğim. Ama arkadaşlar mesela bende şöyle bir şişe var. Bu zeytin ezmesi zannediyorum. Kullanmışım ama atmaya kıyamamışım. Şimdi önce bunun şu kapağını boyayarak işe başlayacağım. Bunun için bir de arkadaşlar şöyle silikon tabancanız olursa iyi olur. Eğer silikon tabancanız yoksa suya dayanıklı bir tutkal kullanın. Ben de malzeme çok olduğu için çok eskiden kalma böyle akrilik bir altın rengi boyam varmış. Rölyef zamanımdan kalma. Bununla birazcık kurumaya yakın olmuş ama yine de işimi görür, idare eder benim işimi. Şöyle bir pomponum var. Pomponla bunun kapağı boyayacağım arkadaşlar önce. Şöyle alıyorum. Bu şekilde. Şöyle. Yazıları kapatacak şekilde. Pomponun yardımıyla arkadaşlar bu kapağın üstünü kapatacağız. Maksat kapağın çirkinliğini kapatmak. Bunun sarı yaldız olması şart değil arkadaşlar. Elinizde bulunan akrilik herhangi bir boyayla da bu işi yaparsınız. Böyle alengirli süngerin olmasına gerek yok. Normalde bulaşık süngeriyle dahi bu işlem yapılabilir. Yani yeter ki yapmayı isteyelim. Kedimi straforun içine şöyle oydum. Alt kısmında böyle bir yuvarlak çıkıntı vardı. Silikonla kedimi şu yuvanın içine yerleştirdim. Kapağın içine arkadaşlar bu şeyimizi yapıştıracağız. Straforumuzu. Şöyle yapıştırıyorum. Şu arka kısmına şöyle arkadaşlar açayım. Bunu şöyle içine yerleştirdim. Bak, şu vaziyette. Bakın. Arkadaşlar şu yaprakları var. Bunları da takalım şöyle içine. Sonra ben bunların kenarlarına straforla bunların etrafını kapatırım. Şöyle yerleştirelim bunları da içine. Yeşilimiz bol olsun arkadaşlar. Şöyle. Şunları yapıştıracağız böyle.
Bunları da buralara böyle yerleştiriyoruz arkadaşlar, yapıştırıyoruz. Evet. Araya da şöyle bir şeyimizi koyalım. Hediye paketimizi yapıştıralım. Şuraya da hediye paketimizi yapıştıralım. Şöyle. Hazırladım ama şu aralarda boşluklar var. Oraları da ben doldurayım. Şöyle. Bunu şu vaziyette şöyle şişeye kapattığımız zaman ağzını şöyle bak, herhangi bir içeride bir görüntü kirliliği olmayacak. Zaten şuralarına da şöyle bant geçireceğiz. Tamam. Artık her şey tamam. Kar küremi yapmaya geldi. Şimdi şişemin içine şöyle suyumu koydum. İçine şöyle gliserin. Bir tatlı kaşığı kadar gliserin koyacağız. Şöyle gliserin arkadaşlar koyuyoruz. Sonra Hindistan cevizi atıyoruz içine. Şunu şöyle bırakayım. Ve kırmızı yalgıcımızı koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Yoğunluk gayet güzel oldu. Şimdi bunu bunun içine koyacağım. Ama iyi tutması için arkadaşlar seri bir şekilde bunun dibine silikon sıkmam lazım. Silikonu çok sıkı sıkmam lazım ki donmadan bunu hemen şişeye yapıştıralım. Hemen bunu alıyorum. Elim yandı. Şöyle. Sıkıca evet, birazcık donmasını bekleyelim. Şimdi arkadaşlar şu araları silikonla iyice dolduracağım. Arkadaşlar şimdi şu silikonu kapatmamız gerekiyor. Onun için de buraya böyle silikonumu sıktım ve yapıştırıyorum. Bunun altına da arkadaşlar şöyle birazcık şuraya bir silikon sıkacağım. Ve bunu bunun üstüne böyle yapıştıracağım. Kar küremin yapımı
burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.